Canlarım, canlarım, canlarım geldi benim. Canlarım geldi benim. Canım yavrum. Canım yavrum. İyisin değil mi? İyiyim. Zehracığım. Sen de öpeyim. Sen de öpeyim. İyisin değil mi? Bebek mi? Bebek de iyi değil mi? İyi, iyi dedeciğim, iyi. Hiç merak etme. Bebek de iyi değil mi yavrum? İyi, iyi dedeciğim. Çok güzel, çok güzel. Zehra, kocan nerede? Ne oluyor ya? Niye ben garipseniyorum? Allah Allah. Yok işte kocası. Ortada değil yine. Damat, kızlarımı bana sağ salim getirdiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Ne demek efendim? Onlar benim canlarım. Onlar benim her şeyim. Onların başına bir şey gelse ben ne yapardım? Sağ ol. Hadi buyurun, içeri geçelim. Dedeciğim, ya ben çok yoruldum, belim çok ağrıyor. Biz bir eve gidelim, ben biraz yatayım. Kızım, içeride biraz istirahat edersin. Sonra evinize gidersiniz. Hadi, hadi buyur. Tabii hadi buyur. Ya. Hadi buyurun. Geldik, kahve içeriz. Hadi buyurun. Tamam. Evet. Buyurun, buyurun, geçin lütfen. Tebrik ederim valla. Ablacığım. Dur be, ne oluyor be? Aa. Dur, dur sen, dur. Ne oluyor be? Ablacığım, sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum lan ben? Ne yapıyorum ben? Bir de soruyorsun ablacığım ya. Alenen düpedüz herkesin ortasında Ekrem Bey yazıyorsun ya. Baban yaşında adam utanmasan öpeceksin ya. Hop dedik hop. Orada dur bakalım. Bir kere bizim Ekrem Bey'le son derece seviyeli bir ilişkimiz var. Ekrem Bey'le son derece seviyeli bir ilişkimiz var. Vay anasını vay. O seviyeyi yakalayamadık ablacığım, kusura bakma. Yalan malan bazı şeyler oturdu artık. Kurban olayım, laflarına dikkat et ya. Her şeyi mahvedeceksin. Biz burada Ziya Hoca diyoruz, sen kertenkeleyle sarhoş muhabbeti yapıyorsun ya. Ablacığım, toparlayacağım diye atladığım takta kalmadı ya. Tar içinde kaldım. Oğlum ağzımızdan kaçtı bir kere. Sen de düzelttin. Ne yüzüme vuruyorsun lan? Ablacığım yüzüne vurmak değil tabii. Ya abla hemen surat yapıyorsun ama sen de ya. Yalan mı söylüyorum? Bak neşe neler çektik orada. Of uzatma be. Uzatma da sen şu karı ne diyor onu söyle bana. Hangi karı? Tülündür ne o işte. Ne diyor? Oğlum sahte mahte evlilik diyor. Ne ayak lan bu? Siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Ya ablacığım ne saklayacağız Allah'ını seversen ya. Oo sen de her şeye bir kullanıyorsun ya. Tülüm denen kadın Ekrem Bey'in mirasına çökmeye çalışıyor. Şimdi kertenkelede Zeki uyanık ya. Aklınca böyle manyel yapıyor, takoz koyacak yolumuzu, anladın mı? Mevzu bundan ibaret. Yok öyle sahte mahte. Unut, onu da unut. Unut. Öyle olsun. Dur bakalım şimdilik ama hadi. Bak ne olur dikkat et ablacığım ya. Hocam. Efendim Rica abi. Size dokunabilir miyim hocam? Ney? Parmağım mı hocam? Ya ne alakası var parmağınla? Niye bana dokunuyorsun şimdi? Hocam parmağımla size dokunabilir miyim? Ya Rica abi. Ne biçim bir şey bu ya? Niye bana parmağına dokunuyorsun evladım? İstemiyorsanız dokunmayayım hocam. Direkt soruya geçeyim. Ya Hicab, bunun soruyla ne alakası var şimdi ya? Hocam var, olmaz mı? Ben soruya ön hazırlık olsun diye parmağımla size dokunayım dedim. Hicab, ön hazırlığı falan geç evladım. Allah aşkına direkt soruya gir eskisi gibi yani. Hocam, yeğenim fizik çalışırken öğrendim. Bütün her şey atomlardan oluşuyormuş. Bu taşlar, ağaçlar, kuşlar, insanlar bile hocam. Hocam, siz de mi atomlardan oluşuyorsunuz? Evet Hicab, yani insanlar atomdan oluştuğuna göre ben de atomdan oluşuyorum. Doğrudur. Ha, hocam, atomun çoğunluğu da boşluklardan oluşuyormuş hocam. Biliyor musunuz? Öyle mi? Aynen hocam. Bu durumda ben size nasıl dokunabiliyorum hocam? Ya Hicab, şimdi bu ne biçim bir soru evladım ya? Hocam, soru zaten çok değişik olduğu için ben de size uygulamalı göstereyim dedim. Uygulamalı mı? Nasıl yani? Gösterebilir miyim hocam? Neyi göstereceksin Hicab? Hicab, dur. Hocam bakın size dokunabiliyorum. Ya Hicab yapma. Hocam bir daha dokundum. Yani ya şu an... Hicab yapma böyle, benim tikim var ya. Hocam siz boşluklardan oluşuyorsanız ben size nasıl dokunabiliyorum? Yaz Hicab. Sen de benim gibi atomlardan oluştuğuna göre sende de boşluklar var. Demek oluyor ki boşluklardan oluştuğundan dolayı boşluklardan oluşmuş olan bana dokunabiliyorsun. Yani durum şu ki boşluk boşluğa dokunabiliyor. Anladın mı? Anladım hocam. Allah razı olsun. Boşluk boşluğa dokunabilir. Oldu Hicab. Hadi iyi günler. Sağ olun hocam. Kafam rahatladı vallahi canım hocam. Hadi bakalım. Dikkatli gidin damat.
Kızım bu manyaklar niye seni kaçırdılar? Ünsal da hiçbir şey anlatmıyor. Bilmiyorum dedeciğim. Ünsal'ın işten şimdi sorguya çekecek adamı. Birini yakaladı. Peki ötekini? Diğeri kaçtı, göremedi onu. Zülüm iyisin değil mi? Ya sen aradıktan sonra hemen yanına gelmek için çıktım ama sonra kaybettim tabii. Tabii tabii. Gelip beni kurtaran da dedemdi zaten. Aslan damadım. Senin sakalına kurban olayım ben. Ünsal Bey nerede? Gitti mi yoksa? O adamı sorguya çekecek. Seni çok bekledi. Gelmeyince gitti. Allah ya, şanssızlığa bakın. Bir türlü tanışmak da nasip olmadı. Ben de efendim yetişmek için müftülükteki işimi hızlandırdım ama... yeterli olmadı işte, yetişemedim ya. Neyse Allah. Bir dahaki sefere artık tanışırız. Öyle öyle. Ablasının kuzusu be. Can Sultan, sen niye gitmedin ya? İkram Bey, bu çocukluğundan beri böyledir. Sevdiklerin üstüne titrer abisi. Ben damadımı bilmez. Canım damadım. Canım. Dua, sen niye gitmedin? İkram Bey söyledi. Niye? Sonra anlatırım ev. Hanımefendi, kumruları baş başa bırakalım. Biz de içeri geçelim. Çok iyi olur İkram Bey. Efendim buyurun. Zehra, sen iyisin değil mi gerçekten? Bir şey olmadı değil mi? Seni gerçekten çok merak ettim. İyi miyim? Bir şeyim yok, sağ ol. Bu arada gerçekten çevreye karşı iyi oynadım. Bir an bana sarıldığında gerçekten benim için endişelendiğini düşündüm. Oynamak mı? Ne alakası var? Ben senin için gerçekten endişelendim. Emin misin? Eminim. Eminim var bunun ya. Seni kaybettiğimde aklım başımdan gitti zannettim. Sonra enişteni gördüm. Ya burada olunca tabii saklanmak durumunda kaldım. Allah'tan Ünsal enişten kurtardı da sizi. Yoksa ben ne yapardım? Ne yapardın? Anlamadım. Niye öyle bakıyorsun? Zehra, bir şey mi oldu? Bunu bana niye söylemedin? Neyi niye söylemedim? Bunca zaman bunu benden nasıl saklarsın sen? Zehra, ne söylüyorsun? Ben ne sakladım senden ya? Hep oynuyorsun. Bana da oyun oynadın. Hem de en başından beri. Ama yaptıklarından hiçbiri beni bu kadar yaralamadı. Ne kertenkele olduğunu saklaman, ne hoca olduğunu söylemen. Hiçbiri bu yaptığın kadar yaralamadı beni. Zehra! Zehra, ne oluyor ya? Zehra. Allah Allah. Ne oldu şimdi bu kıza ya?